Şimdi bu konuyla alakalı yeri geldiği için bir kez daha zikredelim. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şeytanın, iblisin Hazreti Adem'e secde etmemesiyle alakalı mevzuda şöyle diyor. Allah-u Teala ile iblisin arasındaki konuşmayı almış, yazmış. Daha önceki ciltlerde okuduk bunu. Geçti. Allah-u Teala hitap ediyor iblise. Sana secde et diye emrettiğimde ne zaman anladın diyor bunun benim iradem olduğunu. Secde et diye emrettiğim anda mı anladın, yoksa secde etmeyerek, emrime direnerek sonradan benim irademin bu olduğunu mu anladın? İblis de diyor ki ya Rab, secde etmedim, emrine direndim, sonrasında anladım ki sen zaten benim hakkımda bunu irade etmişsin. Beni sen bu murad etmişsin. Allah-u Teala da diyor ki işte bunun için cezalandırılacaksın. Şimdi konuyla paralel olduğu için burayı ifade ettim. Açığa çıkan Allah'ın muradı olan, iradesi olan fiilin açığa çıkmazdan önce oluşurken Allah'ın iradesi olduğunu bilen kul ondan mesul olmaz. O irade, o fiil işledikten sonra Allah hakkımda demek ki böyle yazmış, böyle irade etmiş diyen mesuldür. Kurtuluş yok orada. Aynı iblisin durumu gibi işte. Bu konuda da aslında bahsettiği zümre de bu işte. Yani Allah'ın iradesini henüz fiil açığa çıkmadan öyle olacağını bilen kul. Ona mesuliyet yoktur. Dedi ya, halk arasında günah diye addedilen şeyler o kişi için günah değildir. İşte o kişi bu kişi. Burayı iyi anlayalım. O kişi bu kişi işte. Allah'ın iradesini gören kişi. Olmadan önce gören kişi. Çünkü olmadan önce gören kişi nefsinle karşılamaz geleni. Allah'ın emri o olduğu için nefsinle karşılamaz. İşte o kişi için dedi. Ne dedi? Tabiatının getirdiğini huzurla al dedi. Yani tabiatının getirdiğini nefsinle karşılamıyor. Allah'ın iradesi o olduğu için huzurla da al, kabul et diyor. Bunlar çok hassas konular. Çok çok hassas konular yani. Zaten o mertebede kişi nefsinle bir şey yapmış, mutmainne. Tabii nefsi mutmainneye ulaşmış olduğundan dolayı, yani aşağı mertebedeki nefsi emmare ile almıyor o geleni. Tabii. Bakın o da nefsiyle alıyor ama nefsi emmare ile almıyor. Mutmain nefisle alıyor. Yani neyin ne olduğunun bilinciyle alıyor. Burası çok mühim. Burada çok ince bir ayrıntı var. Burayı şu an belki ilmen idrak ediyoruz. Allah aynel yakin, hakkel yakin idrak etmeyi nasip etsin. Arada çok fark var yani. İlmen idrak etmekle burası arasında çok büyük fark var. Bu kadarını anlayalım yeter. Çok hassas konular. Evet. Devam edelim.